Abi bir gelin, gelin bir. Haydi, haydi. Ben aktarabilirim neler oldu neler bitti diye anlatabilirim. Yapılar bulunmaktadır. Hemen yanı başımızda bulunan Diyarbakır deyince zihinlerinizde en çok canlanan, Diyarbakır ismiyle en çok anılan, zihinlerinizde Diyarbakır'ın adıyla en çok sembolize olan dört ayaklı minareyi ne yazık ki iki gün önce şu anda gördüğünüz gibi ayağından vurdular. Arkadaşlarımızın elindeki lolitoplardan da gördüğünüz gibi şunu diyoruz. Tarihi dört ayaklı minare insanlığa sesleniyor. Beni ayağından vurdular. Ne savaşlar, ne felaketler gördüm. Ama
ama böyle ihanet görmedim diyor bize. İşte bizim de Tahir Elçi'nin dostlarının da burayla barışması kadar buraya sırt çevirmesi de zordur. Tıpkı 90'lı yıllarda başlayıp günümüze kadar tüm ağırlığa devam eden faili meçhullere, gözaltında kayıp ve işkencelere, köy yakmalara, zorunlu göçlere ve ağır yaşam hakkı ihlallerine Tahir Elçi'nin sırt çeviremediği gibi. 3 yıl önce bir televizyon programında başladı her şey. Söylediği bir cümle şer odaklarını rahatsız etti. Önce ifadeye çağırdılar Tahir Başkan'ı. Sonra birileri bunu yeterli görmemiş olacak ki daha çağrı kağıdı yeni Diyarbakır'a gelmişken geri çağırdılar kağıtlarını. Tahir Elçi hakkında yakalama kararı çıkardılar. O, Botan halkına mahsus mağrurluk ile karşıladı yakalama kararını. Buyurun gelin dedi ve yüzlerce yoldaşının yanında alıp götürdüler Tahir'i. Ben görüşlerimi ifade ettim dedi ama tek bir adım geri atmadı. Hemen arkasından 8 sütuna manşet ettiler onu. Linç kültüründen beslenenler birbirleriyle yarıştılar. Beğenmedikleri fikirlerin sahiplerine yapıştırılan terörist yaftası Tahir Elçi'ye de yapıştırılmaya çalışıldı. Bu yafta ama birçoğuna inat, birçoğunda olduğu gibi bu yafta Tahir Elçi'ye de yakışmadı, tutmadı. O bu yaftaya inat bir dünya kültür mirası olan dört ayaklı minare sıkılan kurşunlara siper vurmak için buraya geldi. Her zaman yaptığı gibi yüksek sesle korkmadan durun dedi buradan. Bir dünya kültür mirası olan ve her gün yavaş yavaş yok edilen tarihi ve kültürel mirasın korunması pahasına canını verdi.